Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Kuşların kalabalığını görüyor musunuz ya? Karabaşların fazlalığını. Hepsinden bahsedeceğim şimdi size. İstanbul'daki tatilim bitti. Konya'ya geri döndüm arkadaşlar. Neredeyse bir 20 günlük tatil yaptım. Bayramla birleştirdim diyeyim. O zaman zarfında da çalışan arkadaşlardan rica ettim. Kuşlarıma baksınlar diye. Arkadaşlar bu kümes ve buna benzer 5 kümesim daha var. Bir de çatıdaki kuşlar var. Totalde 6 ya da 7 kümesten bahsediyorum. 200'e yakın güvercin 20 günde 6 çuval yem harcamışlar arkadaşlar. Ben giderken yemleri istiflemiştim. Fazla fazla aldım. Ne olur ne olmaz diye. 20 günde 6 çuval yem bitmiş. Nasıl bitti? Nasıl yediler? Şaşırdım. İnanamıyorum. Ama yok arkadaşlar. Aldığım çuvallar ortada yok. Çocuklar herhalde kuşlar aç kalmasın diye fazla fazla dökmüşler. Şu yerdeki yemleri görüyorsunuz arkadaşlar. Kuşlar da bu yemleri fazla bulunca artık oyun oynamışlar. Dökmüşler. Sanırım bu yüzden 6 çuval yem bitti. Ben olsaydım daha az harcardım. Neyse. 200 güvercine 20 gün tatilde 6 çuval yem harcamışız, onu bir söyleyeyim. Ondan ziyade arkadaşlar ben giderken daha yumurta olan kuşlar yumurtadan çıkmışlar, büyümüşler. Yavru kuşlarım gelişmişler, yeme düşmüşler. Allah'a şükürler olsun, hiçbir zayiatım yok. Kuşlarımın hiçbiri hastalanmamış. Ölen güvercinim de olmamış. Şimdi size karabaşlarımı, işte beyazlarımı, çaparlarımı, hünkârilerimi, mesela şurada iki tane hünkârı var arkadaşlar, onları da göstereceğim birazdan. Biraz bahsedeyim bunlardan. Bakın burada bir tane kuşumuz zaten yavrularını doyuruyor. Arkadaşlar bu karabaş erkek, şu çapar dişi, bu ikisinin yavruları. Bunlar eş aldılar, ben bozdum bunları. Çaparla normalde karabaş eş almaz. Karabaşla karabaş, yani bu kuşa benzer kuşla bu kuşa benzer kuş. Bu kuşun da beyaz bir kuşla eş yapılması lazım. Ama bunları ben bir türlü ayıramadım. Bu eşek sıpası benim karabaşım. Gel oğlum gel. Oğlum gel. 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 Gel oğlum benim gel. Gel. Gel oğlum benim gel. Gel eşek sıpası gel. Birazdan gelir. Yavrularının bir tanesini karabaş, bir tanesini çapar atmış. Çok da kötü bir karabaş değil. Çok fazla lekesi yok. Hatta sazı yok. Sadece kanat üstünde bir lekesi var. Sonra arkadaşlar böyle bir tane yavru çıkmış. Bu kimin yavrusu bilmiyorum. Kafa kuyruk yavru atmış arkadaşlar. Çok güzel bir yavru. Şu anne bir doyursun da sonra yerdeki yavruyu alacağım. Maşallah. Neyse bıraktı. Hemen şu yavruyu bir yakalayalım. Gel bakalım eşek sıpası seni. Şöyle bir koyalım seni. Arkadaşlar çok güzel kafa kuyruk bir yavru. Maşallah. Hangi kuşlarımın yavrusu bilmiyorum. Hey! Dövmek yok. Ama gerçekten temiz bir yavru. Ya sen bir gitsene. Maşallah benim dişi mi çıkacak, erkek mi bu? Sanırım erkek çıkacak. Arkadaşlar gerçekten temiz bir kuş atmış. Yavaş yavaş oluyor arkadaşlar. Yavaş yavaş oluyor. Ya bunun sakalı çok güzel ya. Dur bakayım bir, sen şöyle dur. Maşallah sana. Lan bir yüzünü dön, yüzünü eşek sıpası seni. Vallahi arkadaşlar sakalı çok güzel. Ah. Geldi. Geldi, benim eşek sıpam geldi. Gel elime gel. Gel elime gel. Elime gel, elime. Gel. Eşek gel. 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 Kavga mı edelim seninle? Ha? İlla kavga mı edelim? İlla kavga mı edelim seninle? Sonra arkadaşlar böyle beyaz yavrularım var. Böyle çapar yavrularım var. Aslında çapar dememek lazım. Arap sazlı gibi olmuşlar. Biraz böyle koyu çıkmışlar. Hatta büyük ihtimalle bunların yavrusu o. Bir bakayım, size de bakayım. Maşallah. Yavrular çoğalıyor ya. Bunun kapak altı var mı? Tertemiz maşallah.
Şöyle bir bakayım. Vallahi hiçbir şey yok. Bu da güzel bir yavru. Evet arkadaşlar bakın. Çapar. Ama çok fazla... Lan sakin sakin. Çok fazla beyazlığı yok. Arap sazlı gibi neredeyse. Burada bir kuşumuz yumurtaya yatıyor. Burada bir kuşumuz yumurtaya yatıyor. Burada bir yavrumuz var. Aa burada da yavru varmış. Vallahi burada da yavru var. Burada bir kuşumuz yumurtaya yatıyor dedim ama bunun yavruları çıkmış arkadaşlar. Bakın şurada altta kanatları gözüküyor. Bir kıpırdıyor bir de. Maşallah sana. Şurada bir postamız var arkadaşlar. Onu da göstereyim. O da yumurtaya yatıyor. Şöyle. Şurada bir yumurtaya yatan var hala. Şurada yavrum var. Bunları da göstereyim. Bunda birini karabaş atmış, birini Arap atmış ya. Arap sazlı mı atmış gene? Bunun da kapak altı yok. Maşallah kuşlarım oraya. Şimdi yavruları geçtik. Ha burada hünkârlarım var, onları da göstereyim. Arkadaşlar yumurta kaydırmıştım. Şu Amerikan Show'la posta kırması. İki tane kuşum var. Bir tanesi şu siyah, bir tanesi şu siyah. Yan yana geldiler zaten. Çok güzel yavru bakıyor arkadaşlar. Bunlar 4-5 tane yavruya bakıyor. Bir bu yavruyu büyüttüler. Hünkârı yavrusunu. Bu çam kanat mı deniyor buna bilmiyorum ama bir böyle yavru çıkmış, bir de mavi kanat çıkmış. Çok güzel, lekesiz, tertemiz kuşlar. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Bir kurban olayım ben size. Bir tanesi de şu. Maşallah. Bunlar da yeme düştü düşecek. Belki de düşmüşlerdir bilmiyorum. Bunları da hünkârların yanına götüreceğim. Onun için ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü başka kümeslerde de hünkârı yavrularım var. Gene yumurta kaydırmıştım. Çıkmışlar, büyümüşler. Bayağı bir çoğaldı hünkârlarımız. Hepsini bir kümese koyup size öyle bir video çekeceğim inşallah. Sıra geldi karabaşlarıma ya. Bir karabaşlarımı göstereyim arkadaşlar. Kuşlarımın suratları çok çok güzel olmaya başladı. Vallahi ben artık şaşırıyorum. Çok güzel yüzleri var. Mesela şuna bakar mısınız? Gitti. Şurada bir yavrum var. Daha tüy de güzel olacak. Şurada bir yavrum var. Tüy de. Şurada bir yavrum var. Bayağı sakalı güzel bunun. Hatta bu da kapa kuyruk gibi. Sırtında ufacık bir lekesi var. Burada bir tane böyle çaparımız var. Zaten beyazlarım çok fazlalaştı. Şurada bir yavrum var. Gene şurada bir tane kuşum var. Şurada bir tane var. Biraz bozallar. Biraz böyle şurada bir tane var. Bakar mısınız arkadaşlar gagalara falan. Şurada siyah paçalı bir tane güvercinim var. Maşallah sana. Çok güzelsin ya. Sonra şurada bir yavrum var. Bakar mısınız arkadaşlar? Hep yüzlerini saklıyorlar ya. Şurada bir kuşum var. Çok güzel suratı olan. Gel. 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 Maşallah. Bakın arkadaşlar şu surata bakın. Bir de bu yavru kustu. Çok yakışıklı oldu ya. Neredesin? Dediğim gibi biraz lekeliler ama yavaş yavaş toparlıyoruz. Bakın yavruya. Tertemiz yavru çıkmış. Kafa kuyruk. Hiçbir yerinde leke yok. Sakalı yerinde, gagası yerinde, beyaz gagalı. Bakar mısınız şuna? Ey eşek sıpası seni. Şu çapar da benim yanımdan ayrılmıyor ha. Ben nereye gelsem o da geliyor. Şu yavrum var işte dediğim gibi arkadaşlar. Bakın sırtında lekesi var. Kanatlarında sazları yok. Sakalı çok güzel. Dişi çıkacak bu da. Olsun çıksın. Böyle kuşlar bizim için önemli. Burada bir tane kuşumuz var. Ya çok güzelleşmişler maşallah ya. Şu ikisi zaten arkadaşlar eş.
Kafa kuyruk bir erkek, kafa kuyruk bir dişi. Pardon, çok özür dilerim. Şimdi dişisini kovalıyor. Şöyle göstereyim. Bunların ikisi eş. Erkeğimiz de güzel ya. Bakar mısınız şuna? Şimdi dişisinin yanına çıkacak büyük ihtimalle. Çıkacak mı dişinin yanına? Çık bakayım dişinin yanına, çık. Yukarı bakıyorsun sen, çık. Çık. Maşallah güzel bir erkek bu da. Bakalım dişisinin yanına gidecek mi? Maşallah. Maşallah ya, vallahi maşallah. Arkadaşlar sizden de bir maşallah bekliyorum. Şimdi beyazlarımızı sayalım. Bir tane beyaz burada var. Bir tane burada var, 2. Bir tane burada var, 3. Bir tane burada var, 4. Bir tane burada var, 5. Bir tane burada var, 6. Yumurta yatan var, 7. Başka beyazın var mı? Şunu saydık mı ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane beyaz var arkadaşlar. Ama sanmayın ki bitti. Çık bakayım şuradan, çık. Bir de burada 8, 9. Burada bir tane daha karabaş var. Arkadaşlar her yerden yavru çıkıyor ya. Her yerden yavru çıkıyor. Bakayım. Bak 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 bak, tertemiz, görüyor musun? Arkadaşlar bu da kafa kuyruk. Vay maşallah sana. Kuşlarım toparlıyor ya kendini. Yavaş yavaş güzelleşiyorlar. Şunun bebeğe göze bakın arkadaşlar. Daha da güzelleşecek. Benim bir tane daha beyazım vardı. Ha, o da şurada arkadaşlar, bakın. Bu da daha yavru. Çoğalıyorlar ya. Maşallah çoğalıyorlar. Ben bunları ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Yaklaşık 200'e yakın güvercin oldu. Bunlar sürekli ürüyor. Sürekli yavru yapıyor. Ama Konya'da bir sıkıntı var. Bu tarz kuşları beslemiyorlar. Hadi belki posta güvercini beslerler ama karabaştı, dolapçıydı, dönekti beslemiyorlar. Varsa yoksa taklacı. Nasıl yapacağım ben bu kuşları? Nasıl şehir dışına götüreceğim? Hani İstanbul arkadaşlarıma yollayayım diyeceğim. Şehirler arası kuş transferine karşıyım. Çünkü korkuyorum bir şey olur diye. Yollamasam bunlar çoğalacak. Ciddi anlamda bana masraf olmaya başladılar. Eşek sıpaları. Bakın arkadaşlar bir tane burada çaparım var. Çık bakayım. Çık. Çık. Seni de gösterelim eşek. Hatta seninle kapatalım videoyu. Bu da çok güzel bir çapar oldu. Maşallah. Var ya, kanatlarında lekeler olmasaymış, beyaz olsaymış kanatları, efsane bir karabaşmış ya. Vallahi efsane bir karabaşmış. Dediğim gibi çok fazla olmaya başladılar. Nereye sığdıracağım, nasıl bakacağım, nasıl kontrolünü sağlayacağım bilmiyorum. Çatıya da bayağı kuş çıkardım arkadaşlar. Çatıdan da size video paylaşacağım. Oraya da neredeyse 10-12 tane yavru çıkardım. Bazıları uçmaya başladılar. Bazıları da daha kanatları bantlı bekliyor. Benim bunların hepsini çıkarmam lazım yukarıya. Bu sefer de yukarısı şişecek. Orada da 45-50 tane güvercin var. İyice kafam karıştı. Bakalım. Sonumuz hayrola. Karabaş kümesimiz böyleydi arkadaşlar. Çok fazla karabaşımız oldu artık. Yavrularımız büyüyor. Allah'a şükürler olsun, bir sıkıntımız yok. Konya bereketli geldi. Size dönek güvercinlerimin kümesleriyle posta güvercinlerimin kümeslerini de başka videoda göstereceğim. Bu videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.